Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bulut motifimizde asimetrik bir şemsiye çizeceğiz. Bulutu hani motifinden çıkıp zaten tek tek çalışmıştık. Şimdi bir objenin içerisinde kullanmayı öğreneceğiz. Diğer desenlerde olduğu gibi bu yine bir şemsiye içinde kullanacağız. Şemsiyenin çizimini ben önceden hazırladım. Tekrar anlatmıyorum. Neden? Çünkü daha önceki videolarda var. Bazı arkadaşlarımız videoları aralardan izliyor, sonradan izliyor. Bu şablonu nasıl çıkardığımı öğrenmek istiyorlarsa önceki videoları, şemsiye çizimi videolarını izlemeleri gerekecek. Sırayla gitmekte fayda var bu sebeple. Bu alanın içerisine kullandığımız motifini çizmeyi öğrendiğimiz bulutları yerleştirmek istiyorum. Daha çok bulut ağırlıklı olsun. Arada helezonlar da olacağım. Ama bu bir asimetrik şemsiye örneği olacak. İç detayları asimetrik kullanacağız. Asimetrik olduğu için desende birbirine benzetme olayı yapmıyorum. Normalde hani simetrik desenlerimizde işte ikiye bölüyoruz ya da dörde bölüyoruz. Bu tarafıyla bu tarafı aynı görünüyor ya. Bunda da onun oluşmaması için bilakis çaba sarf edeceğim. Daha asimetrik dursun. Şöyle bir zikzak kullanıp şurada da bitirebilirim. Dolgun bulutlar kullanacağım. Alanım güzel doldursun diye. Bulut hareketlerinin her biri birbirinden farklı olabilir. Farklı stil olmaz. Hani mesela birkaç bulut çizimi yapmıştık ya. Burası başka, burası başka olmaz. Şurada kullandığım zikzağın içerisine seçtiğim bulut motiflerinden birini kullanacağım. Eğer ayrı bir hat dolaştırmak istersem aralardan geçen onu farklı bir bulut kullanabilirim. Farklı bir teknikteki çizilmiş bulutlardan birini kullanabilirim. Ama aynı hat üzerinde iki ayrı bulutu kullanamam. Şu şekil iyi gibi. Ortalılığına bakayım. Mesela şu kısım biraz daha yaklaşmış. Şu kısım fazla bolduruyor. Şu kısımda bu kısım biraz daha dengeli. Demek ki bunu birazcık daha yukarı alsam desen dengem açısından daha iyi durur. Bunlar bizim deseni çizerken düşünmemiz gereken önemli detaylar. Evet, her yerin boşluğu kısmen eşit duruyor. Yuvarlaklıklarını güzelleştirelim. Deseni o ağır kütlesinin baskın olduğu yerleri net biçimde görelim iskeletimizin üzerinde. İncelen yerlere mutlaka küçük bulut detayları kullanacağım. Belki ortadakini büyük kullanır, kenarlardakini biraz daha küçük kullanabilirim. Hatta şöyle sıralı gitsin. Küçük, büyük, küçük, büyük gibi. Şu kısımlara da hani farklı bir bulut hattı gidebiliriz ya da helezon da gidebiliriz. Bulutu sıkıştırmak istemem çünkü burada bayağı dolgun bir bulut kullanacağım. Tekrar buraya başka bir bulutu kullanmayı düşünmem. Çin örneklerinde sırf bulutlardan yapılmış örnekler vardır. Ama tesibin içerisinde birazcık daha da sade renklerle kalacağından çok kullanılmaz. Sırf bulut objeler. Mutlaka bir hata ile farklı desenlerle bir arada kullanılır. Bir yerden bir helezon başlayalım. İki çeşit desen çizmeyi düşündüm ben bu sistemde. Şimdi biz desen hatayilerimize desen çizerken hep pozitif desenler üzerinden gittik. Negatif yani tığlarda da kullandığımız negatifi de bunun içinden geçireceğim. Ama önce negatif olmayan helezonlar yapacağım bu alana. Şimdi iki iskeleti ayrı ayrı görüyoruz. Bu bir hatayi iskeletinin çizgi hali. Bir daire döndüm. Boşluklarıma girebilecek yerleri ayarlıyorum. Tabii ki bir merkez seçelim hemen sizlerle. Birazcık geniş tutacağım ki kullanacağım negatifi de daha net görebilin diye. Biraz daha yukarı alalım.
Şuraya biraz belirgin bir hatayı kullanırız. Bu bizim merkezimiz, merkez noktamız. Merkezselle başlıyorduk ya hani. Küçük bir kalpçik. Şuraya bir hatayı daha. Desen devam ediyor. Buradaki boşluklarıma da mutlaka bir şey geleceğim. Desenim böyle devam ettiği için ok işaretiyle göstereyim. Şuradan bir sap çıkabilirim. Hatta buraya bir yaprak kullanıp hataymış şuraya da taşıyabilirim. Kütlemi biraz daha dışa ulaştırmak için şöylesi daha iyi durabilir sanki. Şuraya bir bağlantı noktası kullanabilirim. Desenim şurada bitmesin. İçeride bir yaprakla bitsin. Buraya gelsin. Şuraya da bir hatayı kullanabilirim. Küçük küçük yapraklar çıkarım ama önce bir yerleştirme yapalım. Şöyle benim gözüme güzel gözüktü. Katlıyorum hemen. Katlamayayım arkasına. Ya da hepsini katlayayım. Üç iskeleti de genelde göstermek istiyorum ya, bu asimetrik. Kendi içinde de yapamayacağım için. Silinmesin madem öyle. Buradan sonrasını şemsiye kısmını hızlıya alayım. Şimdi bulut kısımlarını yerleştirirken hızlı çekimde olmasını istemedim. O sebeple de düzgün bir biçimde ilk hattı alalım. Nasıl bir bulut seçmek istediğinize öncesinde karar vermeniz gerekiyor. Aslında hacmini de geniş yapmışken çoklu bulutlardan kullanalım. Bir başlangıç seçelim. Çizdiğim iskelet kütlesinin içine doldurarak bu alanı güzel biçimde devam edelim. Hataları olabilir. Burası bizim aslında ilk iskelet alanımız. İlk iskeletten sonraki İkinci iskeletimiz diyelim. Şu bağlantı yerlerini incelen noktalara biraz daha kalınlaştırarak gösterelim. Orta kalın noktadan bir daha başlıyorum. Orta kısmı biraz daha gösterişli dursun diye. Bulut versiyonunu da simetriklerini, asimetriklerini çiziyoruz. Simetrik olanlarını 1 bölü 2'sini, 1 bölü 4'ünü, Hatay ile karışmışını, Hatay ve Rumi ile karışmışını da çizim olarak kullanacağız tek tek. Devam ediyoruz. Çok kalınlaştırdım galiba.
Bu bulut kısmından sonrasında hızlandırayım. Aynı stilde devam ediyorum çünkü farklı bulut çizmiyorum. Şimdi de hataylarımızın olduğu yerleri dolduracağız. Nereden başlıyorduk? Genelde bir başlangıç noktası için merkez sıra tayımızı seçiyoruz. Net duruşlu hataylar çizeceğim. Çok küçük tesip desenleri gibi değil. Bunların bir de negatiflerini çıkaracağım. Bu sebeple de rahat anlamanızı sağlamak için daha iri motifler kullanıyorum. Desenimi merkez sıra tayım bu tarafa doğru olduğuna göre bu yana döndüm. Bir iskelet. Bu alanda yaptığınız her hatayı, her bulutu, her yaprağın detayını tekrar tekrar düzenleyebilirsiniz. Bu konuda kendinizi hiç kısıtlamayın. Hani çizdim artık olduğu gibi değil. Gözünüze en rahat, en hoş, en estetik duran şekli bulana kadar düzeltebilirsiniz desenlerinizi. Yaprakla sonlandırdım. Desenim burada bu tarafa doğru devam ediyordu. Aslında buraya da bir hatayı kaldırır ama. Hadi bakalım buradaki küçük bir kalp kullanalım. Ucundan dönmüş bir dal daha geçmek istiyorum. Hata yaparsam çok sıkışacak. Sıkışacak dediğim mesela şu genel dağılımda ferah bir görüntü var değil mi? Şemsiyelerimin dışındaki dendanlara değmedi bu bulutumda, hatayımda, yapraklarımda. Bunu buraya çok sıkıştırdığımda sanki desenin kütlesi buraya doğru ağırlaşmış gibi durur. Ama şuraya bir şey yapmazsam da burada daha büyük bir boşluk var gibi durur. Bu da desen tasarlarken önemli bir detay arkadaşlar. Ne yapsak? İki dönük yaprak yapalım. Biri bu tarafa dönsün. Biri de daha basit biçimde bu tarafa dönsün. Biraz sonra iğne düzenleriz onu. Burayı da böyle doldurduk. Küçük yapraklar, küçük detaylar, her detay yorucu olmadan kullandığımız her detay. Bu çalışmayı yaptığımız çizimleri daha hoş gösterecek.
bir hile yaptım. Şurayı da doldurdum. Evet, şöyle fena değil gibi bir açalım bakalım, arkadaki iskelet görüntüsü gitsin. Bu ikinci hali. Bir daha düzelttiğimde de bu desenin biraz daha oturmuş şekli çıkacak. Hızlıca onu da düzeltip bir de yanına negatif kısmını size çizmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk etaptaki bulutlu, hatayeli bir görüntüyü, güzel bir şemsiyeyi buraya çizmiş olduk. Bu çeşitlendirilebilir. Bulutların şeklini farklı kullanırsınız, hatayenizin helezonlarını farklı kullanırsınız. Ama şunu yapmayın, yani asimetrik bir görüntüde simetriyi ellerinizle oluşturmaya çalışmayın. Mümkün olduğunca asimetrik bir desen çizin. Deseni dengeli biçimde dağıttığınızda aynen bir simetrik desendeki gibi, hatta bazen çok daha hoş görüntüler sizinle karşılaşacak, görüntülerle karşılaşacaksınız. Şimdi bunun üzerinden deseni negatifleştireceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Negatif ve pozitifi şöyle ayrımını göstereyim size. Şimdi bizim burada kullandığımız minik hatayilerin şöyle büyük boy ebatı diyelim. Küçük goncalarımız var ya. Mesela şundan bol bol çizdim bu desenin içerisine. Bu deseni negatifini çizdiğimizde şöyle bir görüntü çıkacak. Elimle çizeyim. Sonra aslında katlanış şeklinin versiyonunu da çizmek istiyorum. Bu negatif genelde tesibin içerisinde de kullanılır ama daha çok tığlarda kullanılır. Aynı deseni parçalarını birleştirmeden bırakıyoruz. Mesela sap kısmı boyadık siyahla, yaprak kısmını boyadık siyahla. Uçta birazcık açıklıklar bırakınca tatlı duruyor. Ortadaki tomurcuk kısmını boyadım ama diğer desenlere değdirmedim. Sonra buradaki kısmın uç kısımlarını birazcık siyahlaştırdım. Geri döndüm ama bu parçalarla da birleştirmedim. Bu da bu desenin negatifi olmuş oluyor. Negatif genelde tek renk kullanılır. Mesela altın zemin üzerine tek siyah parçayla ya da lacivert bir zemin üzerinde sadece beyazla. Tığlar, hani bu desenlerimizin dışında kullandığımız kuzuluklar, tığlar var ya, onların hepsi negatifle yapılır. Ve zemin renginden yapılır genelde, kağıdın üzerine lacivertle gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu bizim desenimizde, istersek biz bu bulutlu ve hatay desenini tesip gibi boyayabiliriz. Buluta bir renk veririz. Uçuk pembe atıyorum ya da mercan tonlarında bir renk dengesi. Dallarımızı yaldız yaparız. Merkezlerimizi yaldız yaparız. Yapraklarımızı yaldız yaparız. Çiçeklerimizi, hataylarımızı renklendiririz. Ve zemin kullanabiliriz. Ya da mesela tek tip bir renk. Yine mercan olsun diyelim. Komple zemini altın yaptık diyelim. Üzerine mercan bulutlarımızı çizdik. Ve bu hataylarımızı da negatif biçimde siyahla boyadık. Çok güzel bir görüntü oluşturur. Negatif tesip desenin içerisinde de tığlarda da çok kullanılan bir desendir. Aslında mesela şunu bu şekilde de çizebilirsiniz. Farklı bir hatayı daha yapmak istiyorum. Kafa karışıklığına mahal vermemek için. Ya da ilk etapta zorlanırsanız çizmeniz için. Ama böyle tek tek elle çizmek çok daha zor. O yüzden negatifi, hani nasıl hatayların kullanımına elimizi alıştırdık çizerken, artık hiçbir detaya ihtiyacımız olmadan, yardım almadan, bir yere bakmadan onları çizer durumdayız. Negatifi de bu şekilde çizebilirsiniz. Katlıyorum. Orta nokta. Ve bu hatayının iç kısımlarını yine siyaha boyamak suretiyle negatifi elde etmiş oluyorum.
parçaları birbirine değdirmiyoruz. İç kısımlarını boyuyoruz. Sınır belirliyorum. Negatif olduğu için pozitif desen kadar iri durmuyor. Çok iri detayları bile iyice küçülterek negatifleştirebiliriz. Çok detaylı bir hatayı bile olsa her bir parçayı böyle birbirine değdirmeden uzak biçimde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Rumi'yi de, bulutu da negatif parçalar haline dönüştürebilirsiniz. Ben buradaki bulutu negatifleştirmeyeceğim. Bir anda kafanızı karıştırmak istemiyorum. Daha sonraki zamanlarda da onu da yaparız. Sanki bulutu pozitifmiş, hatayımızı negatifmiş gibi kullanacağım. Bu derste iki konu işlemiş oluyoruz. Şöyle açalım bakalım. Pozitif aynısının negatifi burada. Şimdi bu deseni negatifleştirelim. Hatayı ve bulut çizimini hızlı yapacağım. Pardon, şemsiyenin denden kısmını ve bulut çizimini hızlı çekimde yapacağım. Hatayları birlikte negatifleştirelim. Evet, biraz önce yaptığımız gibi şimdi bu hatalarımızı aynen merkezselle başladığım gibi negatifleştireceğim. Bir orta nokta çiziyorum. Uzun bir video olmuş olabilir negatifle birleştiği için bulut. Aslında keşke ikiye bölseydim ya. Yüklemesi de zor oluyor da uzun olunca. Sapım, sapa dokunmayan ama yakın başlayan küçük bir yaprağım. Yine dokunmuyorum. İçine katman koyacaksınız. Mesela uç kısmını toplaştırdım. Biraz daha zoom yapabilirim. Daha iyi görünsün diye. Sapa değdirmiyorum kalbimi. Bazen içinde ya da bir yerlerinde boşluk bırakabilirsiniz. Yine diğer hatayıma geçiş yaparken sap kısmını çizdim. Yapraklarını ayrı boyadım. İçe kadar gelmiyorum. Full boyayanlar da var ama bence bu hafif açıklı koyulu görüntü daha güzel duruyor. Bunların hepsini bir mürekkeple boyandığını, tek şekli renkle boyandığını düşünün. Lacivert, siyah, beyaz kullanacağınız alana göre. Şöyle bir dolgunluk verelim içe doğru. Geri döndüğüm parçayı da değdirmiyorum. Kalınlığını verdim, bıraktım. Diğer tarafa doğru devam edelim. Bunları boyarken aslında fırçanın kendi darbeleriyle de bu gölgeleri verebiliyoruz. Genelde ben negatifi çok ufaklı motiflerle kullanırım. İri olmasından hoşlanmadığım için. Onun da zamanda böyle boyamak gibi değil de kuru boyada boyar gibi değil. Fırçanın hani nüans hareketleri var ya, onu tek seferde fırçayı bastırdığımda şu top parlak kısmı verebiliyorum. Zoom yaptım da ekrandan kaymayayım. Mesela fırçayı aldık. Şurayı olduğu gibi doldurduk. Bıraktık. Birbirine değdirmeden bu parçaları doldurduk. Bıraktık.
Diğer motifler olduğu gibi negatifte de düzenleme yapabilirsiniz tabii ki de. Bunu her seferinde hatırlatıyorum çünkü bu sizin deseniniz, en iyisi olana kadar bütün desenlerle sonuna kadar uğraşabilirsiniz. Uç kısımlar koyu, uç kısımlar koyu, içler biraz daha boş. Bu gölge etkisi tek zeminde çok hoş duracaktır. Yaz boşluğunda video çekimine bayağı bir aralık verdim. Sanırım 2 ay oldu ders videosu çekmeyeli. Çok sıcak bizim ev, klima da olmadığı için camları açınca çok dışarıdan ses geliyor. Kapattığımda da ben çalışamadım. Bir de yazın vermiş olduğu gelgit yoğunlukları. Video oluşturamadık. WhatsApp dersleri devam etti ama video çekemedim açıkçası. Dersleri bile çok zor tamamlayabiliyordum. Bazen bazı yerlerde negatifleri deseni bile çizmeden yapmak hoşuma gider. Bu biraz şeyle alakalı. Hani elimiz o hatayları, helezonların nasıl yaparsak güzel duracağını alıştığı için tek renkte olduğundan dolayı direkt düz hatta yapar giderim. Gayet de güzel durur. Evet, burada sadece ne görüyoruz? Hataylardan negatif bir desen. Bazı yaprakları biraz daha dolgunlaştırmak istiyorum. Şöyle kendini göstersinler. Buradaki bulutları da aynı şekilde negatif yapabiliriz. Şöyle arkasını da görelim. Evet. Bu bulutları da kendi içinde tek tek boyadığımızda o da bir negatife dönüşecek. Şurada bir tane yapmıştım biraz önce şemsiyeyi çizerken. Hani sanki bunun dışında bulut olduğunu düşünelim. Negatiften bir bulut. Küçük bir yuvarlak yaptım. Sonra o yuvarlakları birbirinin üzerine değdirmedim. Hatta bir tanesini şu tarafa doğru sardım. Belki böyle küçük kuzulukların üzerine negatif bulutlar bile yapılabilir. Ya da içteki bulutlar yine negatifleştirilebilir. Görünmemiş, bir daha çiziyorum arkadaşlar. Bazen ekrandan kayıyorum. Bu hala büyük kısımda olduğu için olmadı. Mesela sanki bu dendanın üzerine bulut sarılmış gibi bir görüntü vereceğim. Diyelim ki bu flu biçimde bir bulut çizelim buraya. Diyoruz ya bulutları birbirine değdirmeden şöyle bir tamamlama yapalım. Ve bulut şu kısma sarıldı. Dendanım şurada aşağı doğru indi. Kuzulukların üzerinde de bulutların negatif halini görebiliriz. Çizerek de yapabilirsiniz. Mesela sanki böyle bir bulut etraftan devam ediyor.
Bunu şöyle belirginleştirelim. Şu kısmı daha koyu. Bu şekilde indirebiliriz. Her bir bulutu ayrı çizip içine negatifi de yerleştirebilirsiniz. Ve arada kullanacağınız detayları istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Deseninizi şöyle beyaz kağıt yerine getireyim. İster pozitif, ister negatif biçimde çizebilirsiniz. Bu bölümde aslında biraz uzun bir konu işledik arkadaşlar. Hem bulutu asimetrik biçimde iskeletlendirdik. İskeletimizi ikinci iskelet versiyonuna dönüştürdük. Biraz daha temize çektik. Bulut ve hatayı bir arada kullanmış olduk. Negatif parçalarını öğrendik. Tığlarda ve tesibin içerisinde bazı detaylarda kullanılan negatifi. Bu negatifi pozitiften negatife nasıl geçiş yaptıracağımızı bu desenin üzerinde uygulamalı olarak görmüş olduk. Bu haftaki ödevleriniz asimetrik bulut çalışması ve pozitif negatif hata ile birlikte nasıl kullanacağımızın bir etüdünü yapalım. Bu haftalık bu kadar olsun. Bir sonraki konu yine simetrik bulutlarla birlikte hatayların kullanımına geçeceğiz. Sıklıkla çalışmanızı istiyorum. Tabii ki konuları ilerletmek için ne kadar çok çizim yaparsanız sizin adınıza kar. WhatsApp derslerine katılabilirsiniz. Katılmak için benim WhatsApp'tan Instagram hesabımda telefonum var. Ekleyebilirsiniz. Burada kullandığım bütün fotoğrafları yani desenleri Instagram'da Sifa Sanat'ta paylaşıyorum. Oradan alabilirsiniz. O yüzden hem Instagram hesabımı takip edin hem de YouTube kanalımı takip edin. Derslerde kaçırma yapmayın. Yani hani ileri alayım gibi düşünmeyin. Çünkü her bir detayda mümkün olduğunca püf nokta paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kaçırmayın. Zaten sonuçta en fazla bir saati geçmiyor toplamda kısıtlayarak yaptığım ders. Ve o anlatımlar esnasında da mümkün olduğunca her detayı anlatmaya çalışıyorum. Ve bunlar önemli detaylar. Püf noktalarından ibaret bu sanatta tabii ki. Atlamadan sırasıyla takip edin. Her bir derse çok iyi çalışın. Siz de bu konuda aşama aşama ilerleyeceğinizi göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.